Toplum bir grup insandan oluşur. Kültür ise insanlara yol gösteren ve onlara nasıl yaşayacaklarını öğreten toplum içindeki kural ve talimatlardır. Şimdi bunu bildiğinize göre kültür hakkında biraz daha bir şeyler öğrenelim. Kültür toplumda bir nesilden diğerine aktarılan düşünce ve diğer şeyleri kapsar. Kültür, bilgi, inanç, değerler gibi pek çok farklı şeyi içerir. Hatta dil ve gelenekler de bunun içine girer. Bilmemiz gereken önemli bir nokta dünya üzerinde farklı yerlere gittikçe kültürün çeşitlilik göstermesi. Türkiye'de ağız temizliği için pek çok insan diş fırçası ve diş macunu kullanır ama bazı bölgelerde ister inanın ister inanmayın bunun için ağaç dalları kullanılıyor. Mesela bazı Afrika kültürlerinde bunun için ağaçtan birkaç dal kırıyorlar kırılan tarafını bir miktar yumuşatıyor ve dişlerini bununla fırçalayarak temizliyorlar. Aynı şekilde pek çok insan yatakta uyur ama bazıları hasır minderlerde ya da hayvan postu üzerinde de uyuyabiliyor. İşte bu bir hasır minder ve Japonya'da çok yaygın olarak kullanılıyor. Mesela ben Türkçe konuşarak size bu dersi anlatıyorum ama dünyada farklı bir sürü dil var. Mesela 1 milyardan fazla insan Çince konuşuyor. 480 milyondan fazla insan Hintçe konuşuyor. Hintçe Hindistan'ın resmi dili. Dünyada 400 milyondan fazla İspanyolca konuşan var ve İspanyolca Meksika, Arjantin ve İspanya gibi 20'den fazla ülkenin resmi dillerinden biri. Mesela insanlar et ve sebze tüketmeyi seviyorlar ama bazıları da tofu ve çekirge yiyor. İşte burada bir kase dolusu çekirge resmi var ve bu bazı bölgelerde özel bir yemek. Kültürden kültüre farklılık gösteren bir başka şey de selamlaşma. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzgün bir selamlaşmada el sıkışılır, belki el sallanır ve belki merhaba denir. Ama Japonya'da selamlaşılırken eğilinir ve eğilmenin çokluğu kişiye göre değişir. Yani herkes belli bir şekilde eğilir. Mesela bir kişi genç ve daha düşük bir statüde ise daha fazla eğilmesi gerekir. Pek çok Avrupa ülkesinde ise selamlaşırken hem kadın hem erkek tanıdıklarını iki yanağından öper. Tüm bunlar kültürün dünyanın farklı yerlerinde ne kadar değiştiğine ilişkin örnekler. Ayrıca bize her toplumsal birimin kendine has bir yaşam tarzı geliştirdiğini de gösteriyor. Daha önce pek çok kez söylediğim gibi, kültür bir toplum içerisinde yapılan eylem ve etkileşimler için yol gösteren ilkeleri sağlıyor. Örneğin, az önce gördüğümüz gibi, insanların nasıl selamlaştıklarını gösteren bir dizi kuralları içerebilir. Kültür hakkında sizinle paylaşmak istediğim dört temel nokta var. Birincisi, her insan kendi toplumundaki diğer insanlarla bir kültür paylaşır. Daha önce de söylediğim gibi, kültür, günlük ritüel ve etkileşimler için gereken kural ve beklentileri belirler. Doğumdan itibaren toplumda kabul gören davranış biçimlerini öğreniyoruz. İkinci temel nokta, kültürün zaman içinde değişmesi ve uyum sağlaması. Yani avcı toplayıcı topluluklarda normal olan şey, bugün bilgi çağında normal olarak kabul edilenden oldukça farklı. Avcı toplayıcılar toplumsal işbirliği ve sadakate değer veriyorlardı. Çünkü bunlar avlanabilmek için çok önemli. Şimdi bilgi çağında teknoloji sayesinde internet üzerinden her türlü bilgiye ulaşabildiğimiz bir dönemde birinin pozisyonunu yükseltmesi ve refahı için daha çok bireycilik ve rekabet teşvik ediliyor. Kültür süre gelen ve kümülatif bir şekilde oluşuyor. Toplumlar var olan kültürün üzerine yeni şeyler ekleyerek yeni tehdit ve fırsatlara uyum sağlıyorlar. Yani size normal olarak görünen değer ve davranışlar, içinde bulunduğunuz kültür tarafından şekilleniyor. Kültür, hayatımızın o kadar içindeki, dışarıdan kimselerin tuhaf bulduğu davranışları fark etmiyoruz bile. Mesela bir bebeği beşiğe koymakta herhangi bir sorun görmeyebilirsiniz. Ama bazı ülkelerde bu tuhaf karşılanabilir. Örneğin Finlandiya'da bebekler hükümetin verdiği bebek kutularında uyurlar. Bu da yine bize kültürün dünyanın farklı yerlerinde ne kadar farklılaştığını gösteriyor. Ayrıca vurgulamak istediğim son bir nokta, kültürün bir nesilden bir sonrakine aktarılıyor olması. Bu da yeni nesile bir yaşam şeklini nasıl öğrettiğimizi gösteriyor. İnsanlar çevrelerine uyum göstermelerini sağlayan bir kültüre sahip olan tek memeli. Böylece hem ekvatorda hem de kutuplarda yaşayabiliyorlar. İşte bu da kültüre daha derin bir bakış